Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatandaşımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan vatkan kündürtteki haberlerini huzurunla olsun. Işıklarışımız, kaynamızı dikkatler ekranımız olsun. Hong Kong halkı alahidi kündeki namayışta yeni bastırılışı uçurdu. Hong Kong Erkin Haber Doğru'nun haberde bildirilişe 21. Eylül yüzbergen Yuanlang Zoravallık Hareketi'nin 3 aylı hatırı günde tınıç namayış kılgan Hong Kong halkı sakçılarının bastırışı uçurgan. Bundan 3 ay burun Hong Kong'un Yuanlang rayonundaki metro bekette bir top ak kiyimlik namalum kişiler namayışçılarga kaltek bilen hücum kılıp 40 netçi kişini yaralandırgan idi. Mezkur vaka aynı vakitte halkarada qattıq gulgulu qozgan bulup Xitay dairelerinin kolu barlıqı ilgiri sürülgen idi. Namayışçılar tünügün çüştünken saat 7'de Yuanlang metro bekitigi yığılıp bu günü hatırlaş üçün tınıç oltırış namayışı kılgan. Metro tarmakları bolsa Yuanlang bekitini çüştünken saat 2'de takıp olgan. Başka metro bekitleri mi müddetten burun takılgan. Namayışçılar 21. iyol kişiler yokap getti. 31. august kişiler urup öldürüldü. 1. oktyabr kişilerge oq çıkırıldı dep varqıraşkan. Ve sakçılar tarqıtıp etilsin dep şuar doluğan. Hayal ötmey sakçılar yetip gelgen ve namayışçılarının kanunsuz yığılganlıqını bildirip onlarını tarqıtıp etişke urungan. Keç saat 10 etrafıda köçedeki ahval ciddileşişke başlagan bolup, sakçılar yaş akkuzuş bombası işletken. Bu jarayanda bir muhbirge bomba tigip ketip doktorxanaga apırılgan. Ondan başka sakçılar namayışçılarga sakçı iti arqılıq tehdit salgan. Bastırış jarayanda yeni bir kısım namayışçılar kolga ilingan. Xitayda eşilgan xalqara internet yığınıda qatnaş kuşular internet çekilmesi kuşurini. Fransiya xalqara radiosi torunun haberde bildirilişe 6. növetlik xalqara internet yığını Xitayının Zhejiang ölkisindeki Wujin bazırda ötküzüldü. Yığının eçiliş mürasımıda Xitay Teşviqat Ministeri Huang Kunming söz kılıp, Xitayda tor alaqısı başlanğan 25 yıldın buyan kolga keltürülgen neticeler haqqıda toxtaldı. Ve şundakla Amerika'nın tor bihaterlikini bahanı kılıp, başka devletlerge hücum kılıp kelgenlikini pürütüp öttü. Bu kıtımlık halkaralık internet yığınının tor alaqı erkenliki qattıq çekilimige uçurap gelgen Xitayda ötküzülüşü taratqularda mülahizi kılınğan kızıq noktuğa aylandı. Xabarda Xitayning interneti saddikin sepili ichida taraqqi qilib kelganligi, Google, Facebook, YouTube, Twitter qatorliq xalqaralik taratquvlarning tahdid deb qaralib, Xitayda izchil cheklanib kelganligi tilga olindi. Qiziqarli yeri bu qatimliq internet yig'iniga 80 davlatdan kelgan 15 mingdan ortiq kishi qatnashgan bo'lib, Xitayda chat el torbatlari cheklanganligi uchun yig'in jarayonida hammasi tam atlash detallari, ya'ni VPN ishlatishga majbur bo'lgan. Xitay hakkerleri yeni detal yasap çıktı. 22. oktyabr Amerika Avazı haberde bildirilişe Xitay hakkerlerinin yeniden yaman garazlik yumuşak detal yasap çıkanlığı aşkarlanğan. Dünyada dağınlık kompüter yumuşak detali bihaterlik şirketi ES tetkikatçısının baykışça Xitay hakkerleri yeni tiptiki bir xil yaman garazlik yumuşak detal yasap çıkan bulup bu detal yumuşak detal şirketi SQL serverinin sallıq ambarını özgertiş bilen birli vaqtta arka süpü işke payda kılıp, hakkırlarına alahide mekbi numaralar arkalık, herkandak hesabatlarına ulap yeridiken. Amerika Tor Texniki haberde bildirilişe, hakkırlar alahide mekbi numarını işkı salganda, arka süpü işke hakkırlarının casusluk hareketini yoşurup, işletkücülerinin baykap gelişinin aldın alıdiken. Şunun bilen, hakkırlar uğurluqçı yanfon ya ki kompüter içindeki materiallarını köpeytip elu alıdiken. Ya ki sallıq malumat amberedeki barlıq uçurlarını öçürüp etidiken. Mezkur yuçuk SKIP2-0S deb atıldıken. EST şirketi hadimleri Vinti Grup hareketinin izgi çüşü arkalık bu yaman garazlik yumuşak detalini yasap çıkan hakkırlarının Xitay komünistlerinin kolluşuğu erişken bir grupi kişiler ikerlikini baykıgan. Dünya Uyghur Kurultayı Berlin'de işhanı tesis kıldı. 22. oktyabr günü Merkezi Germaniyada bolgan Dünya Uyghur Kurultayı hizmetlerini tekhimi küçeytiş üçün Germaniya paytaxtı Berlin'de işxanı tesis kıldı. Bu işxanının ekiliş marasımağa Germaniya parlament azaları, hükümet hadimleri, kişilik hukuk teşkilatları vekilleri ve Şarq Türkistan davasını yakından kollap kelibatkan Amerika Katarlıq devletlerinin Germaniyada turuşluq elçixanı hadimleri Katarlıqlar katnaştı. Murasim Dünya Uyghur Kurultayı reisi Dulkunaysa Efendi'nin ekiliş sözü bilen başlandı. Dulkunaysa Efendi sözü de Kurultay'nın Berlin'de işxanı tesis kılışıdaki sebep
Германияның Шарқ Түркістан дәвасыны қоллаштығы ролі ва Шарқ Түркістанның хазіргі әхвалы хақыда мәлімат берді. Кейін ұйғыр дәвасыны еқындын қоллап келіватқанлығы білен тонылған Германия парламент әзасы Маргарита Баузи ханым, Америка әлчіхана вәкелі ва башқы кішілік оқуқ тәшкілатлары мәсуллері айрым-айрым сөз қылды. Ва құрылтайның Берлинді ішханы тәсіс қылышының әхмейтіні білдірді ва тәбірікледі. Düzce Üniversitesi'de Şarkı Türkistan medeniyeti tanıştırıldı. 22. Oktober Türkiye'nin Düzce vilayeti Düzce Üniversitesi Türk Dünyası Okuyucular Uyuşması tarafından Türk Dünyası'nı tanıştırış faaliyeti ötküzüldü. Bu yıllık faaliyetinin asaslık mezmuni Şarkı Türkistan'ın kültürünü tanıştırış için bulup, faaliyetke Nuzgum Aile ve Kültür Cemiyeti Reisi Münevver Öz Uygur Hanım başçılığındaki 3 kişilik heyet teklifiyle katnaştı. Şunlıqla Şarkı Türkistanlıq oququcularga vakaleten Hilal Tümür ve onun grupisidikiler katnaştı. Faaliyetini texımı canlıq devamlaştırış üçün Ankara'dan Uyghur öylerini yasaş üçün alahide elip gelingen çidir quruldu. Çidirga Şarkı Türkistan kültürüge ait buyumlar, yemek içmekleri koyulgan bulup, köpligen kişiler çidirini ziyaret kıldı. Bu faaliyetke Düzce Üniversitesi'nin doktor profesörleri, Türk Dili Edebiyatı oqutkucuları katnaştı. Ondan başka Düzce Üniversitesi müdürünün yardımcıları gelip faaliyetke yardımlaştı. Üniversitesi müdürü çidirini ziyaret kılıp, biz nurgun yıllardan beri Uyghur tarihi ve medeniyetini tanıştırış için kitaptan sözlevatımız. Siler bolsanlar bizden iğizimizi sözlep emelileştirilmegen işlerini kıldınlar dedi. Arkadan Münevver Öz Uyghur hanım faaliyet başlanış münasebeti bilen söz kıldı ve mektep rehberlerine rahmetini bildirdi. Xitayning Uyghur ayollarga hujum qilishi insoniyatga qarshi jinoyat. Yaqinda buyon Sharq Turkistondagi lagerlarning ichida qanday qabihliklarning bo'layotganligi shu joylarda yetib borgan shohidlarning bayonlaridan ko'plab ma'lum bo'lishga boshlandi. Bulupmi Mehrgul Tursun, Gulbahar Jelilova, Sayragul Savot qatorliklarning guvohligi lagerlardagi qizlar va ayollarning qanday jinsiy parokandachilikka va xo'rlashga uchraydiganligini jonliq tasvirlab berdi. Xitay Qonuni va siyosatlari to'g'rining qurg'uvchisi hamda bosh muharriri Elizabet Lynch Washington pochtasi gazetasining 21 oktyabr soniga besilgan mushohidiki maqolasida Uyg'ur shohidlar bayon qilgan ahvollarining xalqaro qirg'inchilik ahdinomasidagi munosabatlik moddalariga dal tushadiganligini. Bo'libmi mazkur ahdinomada tug'ut cheklash, sabiylarni oilasidan ayirib etish, majburiy homildor qilish, majburiy tug'mas qilib etish jinsiy xo'rlash qatorliq qilmishlarning to'liq holda insoniyatga qarshi jinoyat deb bekitilganligini eskartgan. Shuningdek, Uyg'ur kishilik huquq qurilish tashkilotining tadqiqotchisi Zubayra Shamsiddinning maqolasi naql keltirilib, Xitoy rejimi Uyg'ur ayollarini qayta barpo qilish orqali Uyg'urlarning madaniyati va milliy kimligini qayta qurishni o'ylayotdi. Chunki bir xalqni yo'qotib etish uchun oldi bilan ularning ayollarini yo'qotib etganda bu nishon o'ngayli amalga oshadi deydi. Abdurning qarishcha navbatda lagerlarga qamalgan Uyg'urlarning ichida zo'r sondagi qizlar va ayollar bo'lib, ularning mushkildagi insoniyatga qarshi jinoyatning qurboni bo'layotganligidek realliq xalqaroning degandek diqqatini qo'zg'ab ketalmagan. Amaliyoti bo'lsa, Xitoy rejimi Uyg'ur ayollarini nishon qilish orqali Uyg'ur milliy kimligini suslashtirish hamda Uyg'ur madaniyatini yo'qotishning ko'yidi bo'lmoqda ekan. Bo'libmi Sayragul Savotning Tulmi Gundubaylari har oqshimi eng chiroyli qiz mahbuslarini tanlab elib chiqib ketadi. Hamda atsi atganda qaytirib keladi. Men yana kollektiv bosqinchilikning shohidi bo'ldim degan bayonlardan tutqun qilingan Uyg'ur qiz cho'kallari duch kelayotgan jinsiy xo'rlashning qaysi darajaga berib yetganligini, ularning puldor Xitoy xo'jayinlar uchun o'yinchoq bo'lib qolganligini ko'rib olish tas emas ekanligini bildirgan. Abdurning bayon qilishicha, navbatda Sharqi Turkistonning har qaysi joylarida avj olgan tuqqan bo'lish faoliyati orqali Xitoy kadrlarini Uyg'urlarning uylariga majburiy o'rinlashtirish Yana bir yoqdan lager sirtidagi Uyg'ur qiz cho'kallarini Xitoy kadrlarining jinsiy ov nishoni qilib olishiga qulaylik yaratib bergan. Shuning bilan birga Uyg'urlarning tug'ut nisbatini tovallatish, ularni Xitoylar bilan to'ylashishga majburlash, tug'ilib bo'lgan sabiylarni oilasidan ayirib yotoqlik maktabda o'qitish nomida ota-onasidan judo qilish qilmishlarimi, yana bir yoqdan mushkildagi insoniyatga qarshi jinoyatni tashkil qilmoqda ekan. Abdur musha ahvollarni umumlashtirib, ahvol mushoaliga berib yetgan turuqliq Xalqaro nima uchun bu masalaga qarata o'rnidan dast turmaydi deb savol qo'ydi. Shundaqla Amerika hukumatining bu sohadagi faol tirishchanligiga apirin o'qish bilan birga lager taqalgan holatdami Xitoyning bu xildagi jinoiy siyosatlari o'zgarmaydi. Shunga Uyg'ur ayollarining taqdirimi talablar ichidan o'rin elishi lozim deb ko'rsatgan.
Amerika hükümeti qara tizimlikka olgan Xitoy şirketleri ig'ir zarbiga uchurmoqda. Amerika hükümeti yakında Xitoydagi bir qism şirketlerini Sharq Turkistondagi zulmga sherik bo'lganligi uchun qara tizimlikka olgan edi. Shularning ichida ko'z ish kamerasi ishlab chiqarishda dunyo bo'yicha eng cho'ng bo'lgan shirkatdan ikkisi va chiroy tunish asbobi ishlab chiqaradigan necha milliard dollarlik mablag'i bo'lgan shirkatdan uchi bor ekan. Yaqinqi qora tizimlikning e'lon qilinishi bilan bu shirkatlarning iqtisodiy jihatdan og'ir qiyinchilikka duch kelayotganligi ma'lum bo'lmoqda. Hammadan muhimi o'tgan yillardan buyon nozik bo'lgan yuqori fan texnika mahsulotlarini Xitoyga sotib kelgan Amerika shirkatlari qora tizimlikka ilingan Xitoy shirkatlari bilan savdo qilish uchun buningdan keyin Amerika savdo ministrligining ruxsatini olishi lozim ekan. Buning bilan Amerikaning yadroliq mahsulotiga ehtiyoji bo'lgan Xitoy shirkatlari bu mahsulotlarni Amerikadan boshqa joylardan kirgizish uchun tipirlamoqda ekan. Amerika hukumatı qora tizimlikni e'lon qilgandan keyin Angliya, Germaniya, Gollandiya qatorliq joylardami Xitoyning Sharq Turkistondagi bastirish qilmishlariga yordami bo'lib qolish ehtimoli bo'lgan shirkatlarni surishtir qilish boshlangan. Gollandiyada Uyg'urlarning yemak ichmak madaniyati ko'rgazma qilindi. 19 va 20 oktyabr Gollandiyada Uyg'urlarning yemak ichmak madaniyati ko'rgazma qilindi. Ko'rgazmani Yevropa Sharq Turkiston ma'rif jamiyati tashkillagan bo'lib, Gollandiya xalqiga Sharq Turkiston xalqining yemak ichmak madaniyatini tanishtirish hamda Gollandiyada yashayotgan Uyg'urlarning bir yerga jam bo'lib, o'zaro tanishish, fikr almashtirish maqsadida o'tkazilgan. Ko'rgazmada vatandoshlarning huzuriga isil Uyg'ur taomlari tizilgan mol dasturxon hozirlangan va bu fursat bilan muhojiratda yashayotgan Uyg'urlar o'zaro diydorlashgan. Ko'rgazmaga ko'plagan chat aliklar ham ishtirok qilgan bo'lib, Uyg'ur taomlariga ig'iz tekkan. Rusiya bilan Turkiyaning Suriyaga aloqador kelishimining mazmuni e'lon qilindi. 23 oktyabr xabariyati to'rining bildirishicha, Turkiya Jumhuriyati Jumhur raisi Recep Tayyip Erdoğan Rusiya bilan hosil qilingan Suriyaga aloqador kelishimining mazmunini e'lon qildi. Xabarda Rossiyaning Sochi shahriga borgan Jumhur rais Recep Tayyip Erdoğan Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan Rossiya prezident mahkamasida 6 soat suhbatlashgandan keyin qo'shma bayonot e'lon qilib, bir mezgil terror bilan nomi chiqqan Suriyaning Turkiyaning tirishchanliklari ostida qaytadan xotirjamlik va muqimlikka erishganligini, 350 ming kurdlarni qo'shganda jami 3 million 650 ming suriyalikka 8 yil quchoq ochganligini, hozir Suriya xalqidagi vatan hasratini pastga tushiradigan vaqtning kelganligini, Putin bilan tinchlik bo'yicha harbiy harakati doirasida kelishim qilganligini e'lon qildi. Jumhur rais Erdoğan e'lon qilgan kelishimning mazmuni tumandikcha: Turkiya Suriya chegarasidagi bo'lguncha terrorlik tashkiloti PKKning Suriyadagi gumashchisi YPG unsurlarining 23 oktyabr kunduz soat 12dan boshlab 150 soat ichida qurollari bilan birlikda 30 km yiroqlikka chekinadi. Orqadan mazkur rayonning 10 km ichida turk-rus askarlarining chorlash elib berishi boshlandi. Axborot e'lon qilish yig'inda so'z qilgan Putin Turkiyaning chegara bexatarligi to'g'risidagi andishalarini tushunganligini, Turkiyaning milliy bexatarligini kapolatga ega qilish yo'lida qadam tashlamoqchi bo'lganligini ko'p qitim tilg'a oldiq deganlarini bildirdi. Muxbirlarni kutib olish yig'indan keyin Turkiya Jumhuriyati Tashqi ishlar ministri Mavlud Chavusho'g'lu 10 maddalik kelishimning tekstini o'qib, Suriyaning Talabiyat va Ra'sul Ayn rayonlarini o'z ichiga olgan mavjud tinchlik bo'yicha harbiy harakati sohasidagi Turkiyaning asli maydonining saqlanib qoladiganligini bildirdi. Kataloniyadagi 3 partiya mustaqillik uchun yangi harakat boshlandi. Ispaniyadagi Kataloniya avtonom rayonida mustaqillikni yoqlaydigan 3 partiya yangi mustaqillik harakatini boshladi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Kataloniya rayonlik hukumatiki Kataloniya uchun ittifoq, Kataloniya jumhuriyatchi sol partiyalari bilan ularni sirtdan qo'llayotgan Xalq ittifoqi nomzodligi partiyasi Ispaniya Oliy sud mahkamasining 9 kataloniyalik siyosatchi ustidan chiqargan qarorini ayiblash, turilayotgan siyosatchilarning qo'yib berilishi va o'z taqdirini o'zi belgilash deb atalgan mustaqillik referendumi talabi takrorlangan qaror tekstini Kataloniya parlamentiga sundi. Taklifda Oliy sud mahkamasi qarorining faqat Kataloniya uchun emas, balki Ispaniya davlati miqyosida haq-huquqlar va erkinliklar masalasida zo'r chekinishning ko'rsatkichi ma'nosini bildirganligi ilgari surildi. Yaqinqi kunlarda Kataloniyaning muhim shaharlarida o'tkazilgan va 600 ga yaqin kishi yaralangan namoyishlar demokratik mustasno ahvol deyilgan qarorda bu namoyishlarga sud qarorining va asosiy qonun mahkamasi tomonidan ijro qilingan Kataloniya parlamentining taqash urinishlarining sabab bo'lganligi qayd qilindi.
Kataloniya Avtonom rayonluk parlamentining boshlig'i Roger Torrent yerlik parlamentda muzokara qilinishi qabul qilingan mazkur qaror tekstining yo'lliq va demokratik ekanligini ilgari surdi. Kataloniya Avtonom rayonluk hukumatining prezidenti Quim Torra o'zining kelajakiga o'zi qaror qilish huquqidan qat'iy voz kechmaydiganliklarini eskartib, sunilgan qaror haqida yaxshi yo'lda ketyapmiz dedi. Asosiy qonun mahkamasi Kataloniyada qonunsiz deb hukm chiqarganiga qaramasdan 2017 yili 1 oktyabr o'tkazilgan mustaqillik referendumini tashkillash bilan ayblangan 12 kataloniyalik siyosatchi asosiy qonun tartibini qisman yoki butunlay zo'ravonlik yo'li bilan buzish, qonunning ijro qilinishiga to'sqinlik qilish, davlat organlariga bo'ysunmaslik va davlat mol-mulkini o'zining manfaati uchun foydalanish qatorliq jinoyatlar bilan ayblanib, 7 yildan 25 yilgacha qamoq jazosi berish talab qilingan edi. Испания Али Соте 2019 yılı 14 oktyabr 12 kataloniyalik siyasetçinin içindeki 9 siyasetçiga 9 yıldan 13 yılgacha qamoq jazosi bergan edi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. İnşallah ertik haberimizi görüşürüz. Sizlerine Cenab-ı Allah tapşırmız. Şunlukla program akırda ekran arkasındaki barlı hizmet taşlarıma köptün köp rahmet edemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.